Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin Programı'nın ben Abdullah İzdik. Bugün konuğum Nedet Öztokat Kılıçeri ile birlikte geçtiğimiz haftalarda Sanat Kritik'te gerçekleştiren Balkan Naci İstimili sergisi ve yine Sanat Kritik yayınları tarafından yayınlanan Resimdeki söz, e, Balkan Naci İslimi'nin yapıtına bir e, bakış kitabı üzerine konuşacağız. Biraz Balkan Naci'nin kişiliği, sanatçı yönü ve eserlerinden Nedet Hoca ile bir konuşmamız olacak. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın hocam? İyiyim, sergi bitti. Biraz e, rahatladığımız bir dönemde buluşmuş olduk. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim hocam. Hepimiz için çok yoğun ama evet. çok keyifli, çok şey öğrendiğimi, çok şey paylaştığımız bir süreç oldu. E, ben biraz Balkan Naci Lentini'nin e, ilişkininden, tanışıklığından başlamak istiyorum. Çünkü aslında her şeyin başlangıcında Nidin Balkan Naci ile dostluğunu, uzun yıllar boyunca devam eden işte evet. yıldızmalarını, konuşmalarını diğer alıyor. E, Balkan Naci ile birkaç yıl önce kaybettik. Evet. Dolayısıyla bu dostluk e, her şeyin başlangıcında önemli bir yerde duruyor. Nidin Balkan Naci'nin kişiliğini, Nidin dostluğunu da ve tanışma hikayende dair neler söyler Evet, bizim zaman içinde bir dostluk gelişti ama bizim e, tanışmamızı sağlayan aslında bilimdir. <laughs> Kitapta da onu e, ön sözde, girişte belirtmeye çalıştım. E, Balkan Naci 1994'te 1994'te Ak Sanat'ta e, düzenlediği bir sergi vardı, sözdü. E, ben de o sıralarda bir e, Doktoramı tamamlamıştım. İşte söz sözcelem kuramları üzerine gösterge bilim, dil bilim ve edebiyat bilim alanında çalışıyordum. Onları böyle bir ilgimi çekti. söz neyin sözü olabilir acaba resim dediye ee, gittim sergiyi gezdim. Ee, şey şey oldu yani bir şey yazmam lazım dedim. O kadar dille kur, dilin koduyla kendi sözünü söylemek isteyen bir ressam vardı ki ben oturdum böyle çok bilimsel bir şey yazdım. Gösteri dergisine de yolladım. Bir nüshasında Aksanat'a bıraktım. Bir Sabah bir telefon bizi fakülteye gideceğiz. Sabah erken bir saat. Işte kızım çok küçük. Onu anneanneye bırakacağız. Fakültede derslerimiz var filan. Açtım telefonu. Böyle bir sakin bir ses. İşte Nedet Öztokat'la mı görüşüyorum falan. Buyurun dedim. Ben Balkan Ağacım. Böyle bir anda hazır ola geçtim. Çünkü ismen bildiğimiz bizim hele bizim kuşak için e sayılı yayın evlerinin kapaklarında onu görürdük. işte Murat Amunga'nın bir kitap kapağı vardı. Adalet Ağoğlu. Bir de o dönemin çok güzel dergileri vardı. Sanat dergi, sanat olayı vardı. Milliyet sanat. Orada resimlerden aşina olduğumuz böyle büyük bir isim. Çok heyecan yani dedi, bir yöntemle okumuşsunuz belli oluyor dedi bilimsel bir çalışma dedi İşte tanımak ister nasıl bir yöntem bu dedi valla ben edebiyatta bu alanda çalışıyorum ama dedim bir görsel bir çözümleme yapmaya çalıştım dedim falan. böyle bir bir konuşma geçti sonra bir zaman sonra işte suç sergisi başladı. Onda haber iletti bana dedi böyle bir sergim var buyurun bekle. O da yapı kredide yayınlandı, şey sergilendi. orada da yine bir şey yazdım sonra işte bir, bir şekilde o tanışıklık devam etti e zaman içinde de işte bir ara Işık Üniversitesi'nde yolumuz kesişti e sonra ben onun jürilerinde görev almaya başladım böyle bir dostluk ama hep bilim temelli e işte üretim temelli işte o sanata bakışını hep anlatmıştır ben elimden geldiğince sormaya anlamaya çalışmışımdır öyle bir e, bilimden yola çıkmış e, güzel bir dostluk oldu Sezen İstimyeliyi tanımış oldum ailesini tanımış oldum e, hele son dönemlerde e, sanat asistanlığını yapan Gülfem Dedeoğlu'nu tanımış oldum böyle hoş bir e, dünyayı da tanımış oldum onun. Çevresini oluşturan insanları tanımış oldum. Güzel bir dostluktu ve vefatını ben de birçok onu takip eden sanat severler gibi, edebiyat severler gibi ben de haberlerde öğrendim ve hastalığı andığını bilmiyordum. Ve şunu düşünmüştüm bir tek gölge gelmemiştir bizim zaman içinde i̇şte 94'ten vefat etti, 2022'ye kadar çok yani bir gönül dostluğu bir muhabbetli içten samimi bir dostluk gelişti zaman içinde ama diyorum temelde hep o bilim var. <laughs> Evet kesinlikle hocam bir de zaten yani 90'lardan işte 2000'lerin işte 2020'lere kadar ki evet. neredeyse bir oturuculuk süreç ki bu hiç evet. kolay değil. Evet. Daha öncesinde var yani Balkanlar, 70ler Teklenler, 90'lar, evet. 2000'ler yani... Türkiye'nin kültür sanat ortamında hep var olmuş ve evet. uzun yıllar var olmaya da devam edecek bir kişilik dolayısıyla hem akademik kimliği önemli hem işte Tempo'cumda da konuştuk şair kimliği edebiyatla evet. ilgili önemli evet. ve sanatçı kişiliği zaten her şeyin merkezinde yer alan ve her şeyi kuşatan en karakteristik şeyi. Şimdi peki bu otuculuğa tanık olmak bence çok önemli. Çünkü aslında bir sanatçının çünkü siz artık 90'larda artık olmuş Balkan Naci ile beraber bir tanışıklık kurdunuz ve evet. o yolculuğa bence eşlik etmek çok kıymetli. Çünkü kentin birçok dergisine yazdığını, üzerine düşündüğünü, ürettiğini Peki siz mesela bu 30 yıllık süreçte Balkan Naci'nin ve sanatının herhangi bir yöne doğru nasıl evrildiğini, nasıl şekillendiğini düşünüyorsunuz? Onun sanatına dair sizin dikkatinizi çeken temel metneler, ilginizi çeken temel olaylar neler oldu hocam? Evet, e, hakikaten 30 şimdi siz söyleyince bir 30 yılı hakikaten düşündüm de 30 yılda da çok büyük enstalasyonlara yani e, takip ettim, onları yorumlamaya, anlamaya, çözümlemeye çalıştım. E, zaman içinde benim gördüğüm bir şey, bir de tabii çalışmaya başlayınca onun üzerinde bir önceki döneme de e, bakmaya başladım. E, kendini yenileyen, her sergisinde kafasındaki bir meseleyi dünya ile ilgili sanatla ilgili ya da işte üretimle ilgili dünyadaki dramlarla ilgili bir meseleyi yeni bir söylemle yeni bir anlatma biçimiyle yeni malzemelerle anlatmaya, kurgulamaya çalışan bir ressam gördüm. O çok belirgindi. Yani 30 sene içinde hakikaten hep böyle yeni şeyler söyledi. şaşırttı. Aa bu böyle yapmış bu sefer dedi. Onu izleyenler de ben de konuştum çünkü onun çok eski takipçileri vardır. Onun mesela Pentimento döneminin böyle bayağı kuvvetli taraftarları vardır. işte Pentimento'ları işte yine yapsa falan diyorlar. Halbuki oraları bırakmış Balkan Naci Bey. Balkan Naci Bey bir kurgunun içinde kafasındaki meseleyi bir dünya kurarak tıpkı romancının edebiyatta yaptığı gibi bir sanatla bir kurgu içinde onu sunmak istiyor. O oraları bitirmiş artık ama mesela ta, takipçileri onu sevenler hep böyle o dönemi aramışlardır, o dönemi özlemişlerdir. Yenilik tarafını yakından izleyenler de yine şaşırttı. Mesela bir sergin Adalet Ağaoğlu'yla geziyorduk tabloları, tabloların üzerinde yine objeler vardı filan. Ne hınzır değil mi dedi. Bir de ironik alt yazıları vardı filan. Böyle hınzırdır demişti, Biz hiç unutmuyorum, Böyle şaşırtır yani takipçileri. Dolayısıyla 30 yıla yayılan benim gördüğüm şeyin içinde, bir kere sürecin içinde... Hep yeni bir şey söyleme kaygısı olan, yeni bir şey üretme kaygısı olan bir sanatçı var. Bir de çok dert edinen bir insan. Yani dünyayı, doğayı, işte bugün mesela hayvanlarla ilgili yani yaşasaydı herhalde çok üzülecekti bugün içinde içine düştüğümüz tartışmaları izleseydi. E, çözünen doğa, bozulan doğa, işte şehirlerin bozulan dokusu. Bu bütün bunlara çok duyarlıydı ve onun içinde yine öngörülemezdi ama onu da söyleyeyim. Yani meseleler var ama e, hani bir sonraki sergisinde ne çıkacak hiçbirimiz bilmezdik. E, hiçbirimiz derken takipçileri herhalde küratörler falan biliyorlardı bilmiyorum. Asistanı mutlaka biliyordur. E, yepyeni bir söylem kurguluyor, şaşırtıyor. Ha bunu hiç düşünmemiştik böyle demiş falan gibi bir sizi şaşırtan dolayısıyla şöyle düşünüyorum ben sürekli kafasında bir kurgunun bir yeni söylemin yeni bir dil arayışının bir itici gücü vardı. Öyle öyle düşünüyorum yani başka türlü açıklayamam öbür türlü çünkü kendini hiç tekrar etmedi. Mesela 2009'da Kibele Sanat İş, Bankası'nın iş sanatta yapılan o büyük sergide mesela Afrika yüzleri geldi. Ben şey yapmamıştım ya dedim bu yüzler çok ilginç dedim falan. E dedi bir göç olayı yaşıyoruz dedi 2009 sonra işte göç, göçmenlik daha konuşulur hale geldi. Ne kadar erken fark etmiş kentin e, yeni yüzlerini ne kadar erken fark etmiş onları işte bir düzenlemelere yine taşımıştı. Böyle bir e, gördüğü dünyadan, e, anladığı dünyadan e, yeni bir şeyler devşirme güdüsü çok yüksekti. En azından e, bu en en güçlü, bendeki en güçlü duygu bu. En azından bunu söyleyebilirim yani. Yeni bir şeyin peşinde, e, yeni arayışların peşinde bir e, ressam, sanatçı. Ya bu sözlülüğün çok önemli hocam. Çünkü gerçekten zaten her şeyin merkezinde, yani bu edebiyatta da çok vardır işte bir yazarın işte bir kitabını Hı. çok beğenmek, onun üslubunu yapın çok, ya keşke böyle yazdılar falan. Ama evet. ya da onun peşinden gitmez. Ya da sürekli kendini yenilemek, farklı iddialara girmek, farklı esnerlerle, coğrafyalarla, konularla bazı şık bir yapı ortaya çıkartmak ister ve yazarlara dair de sanatçıları dair de en güzel şeylerden birisi bu bence. Kendilerini tekrar etmeyip sürekli yeniyi aramak. Bu Bazen olumlu olabilir, bazılarının olumlusu olabilir evet. ama aramak zaten sanatçılığın temelinde yazan yer alan herhalde en temel konulardan biridir ki Balkanlarca herhalde bu konuda gerçekten iyi örneklerden birisidir. Her 10 yılda bir, her döneminde, her sergisinde neredeyse başka bir Konunun başından giden, peşinden giden bir isim. Ben bunu çok kıymetli buluyorum kendimden. Arayış, zaman. evet ben de hep arayış görmüştüm onda. Hatta bir şeyler yazdığım zaman bir arayış öznesi olarak sanatçıyı konumdan görmeye çalıştım sizin de dediğiniz gibi aramak öyle bir şeysi vardı. Bir de etki dediniz ya mesela bir bu kitaba da aldım bir söyleşisi vardı uzun bir söyleşi yapmıştık onunla iş sanattaki sergi öncesinde. Mesela orada da etkilendiği isimleri sormuştum. Cihat Burak'ı çok seviyor. Hmm. Hem insan olarak da seviyor resmini de seviyor. Orhan Peker'in renklerini seviyor mesela. Modern bir şeydi diyor. Evet. Yüksel Arslan'ı seviyor, çok kendime yakın bir şey görünüyor ama onları e, hayranlık duyuyor ama taklit etmiyor. Yani demek ki e, hep bir e, özgün, kendine ait bir e, dil oluşturma, bir sanat anlayışı e, kurma peşindeydi ki onu da yaptı bu isimler de bence yani iyi referanslar. Çünkü aslında bu saydığım isimler de Yüksel Arslan'da işte Cihat Burak'ta bunlar sadece ressam sadece sanatçı değiller. Edebiyatta da diğer disiplinlerle de yakından ilişkili kişiler. Zaten işte bu o açıdan iyi bir örnek oldu. <laughs> yani aslında Balkan Naci'nin de nerelere baktığını ve onlardan nasıl bir entelektüel miras üstlendiğini de bence göstermesi bakımından evet. kıymetli. Evet, evet. Yani Türk Türk e, sanatında sanatında e, çok sağlam referansları var. Hatta yine o söyleşide şey vardır. Neşe Erdoğan, Komet, Mehmet Güler Yüz bir dönem. Onlardan bir sonraki kuşak yani biraz büyük, büyük. Onlar benim büyüğümdü diyor. Mesela Kent şehir gerçeğinde Kent sıkıntısını yansıtan figürler yapmaya başlamışlardı. Beni davet ettiler diyor bazı çalışmalara işte herhalde sergiler vardı o dönemde sen de bize katıl dediler diyor. Kent sıkıntısını çünkü bir de o zaman figürel, figüratif resimde toprakta çalışan köylü de var işte toprak işçisi de var. o ayrımda yan, yanlarını çekmek istiyorlar. Beğeniyorlar Balkanlar Cismiye'nin çalışmalarını. O da onları beğeniyor. Çok onurlanıyor. Çok gurur duydum diyor. Yine oradan da bir etki yani. Çok ilginç bir şey değil mi? Ee, büyüleniyor, onların yaptıkları işleri seviyor fakat kendi dilini, kendi kurgusunu aramayı bırakmıyor. Ya bir taraftan büyülenen, diğer taraftan da büyüleyen bir işte Bence atıl kıymeti, harbiyeti de oradan geliyor <laughs> biraz. çünkü yani bu da çok rahatlanan bir örnek değil. Hani çevretini hem bu kadar yakından takip eden, Sürekli onlarla bir diyalog kuran evet. ve bunu hep pozitif anlamda kullanmak bence bu çok kıymetli bir şey çünkü bir entelektüel cemiyet ortaya çıkarmak evet. önemli bir konu kesinlikle evet, evet. ben ona orada siz de şiirlerini okudunuz o edebiyatçı araştırmacı sanata meraklı sanatın değişik kollarına mesela fotoğrafa çok meraklı sinemaya çok meraklı sinema öğrencileriyle sinema film izleyip ders yap tıklarını biliyorum yani ee, sinemadan beslenen, Ve çok çeşitli e, alanlara e, el atan orada problematikleri e, düşünen, oradaki görsel dili düşünen, onun üzerine fikirler üreten bir insandı oralardan da herhalde çok e, beslendi. Kesinlikle hocam. E, zaten bütün bu konuştuklarımın izlerini de e, buna paralel bir şekilde işte o Farklı dönemlerini de işte geçtiğimiz günlerde Avrupa Patajı'nda Aynalı Geçit'te gerçekleşen sergide gördük. Balkan Naci İstimeli Sergisi yapıldı orada. E, Gülfem Dedeoğlu küratörlüğünde neden İstimeli'nin de ciddi katkılarıyla e, ortaya çıktı. Ve orada aslında Balkan Naci'nin farklı dönemlerinden farklı serileri, farklı işleri görülebiliyordu. Ve aslında bakan herkes şunu görebilir. 80'lerden 90'lardan 2000'lerden işler var ve hiçbir aynı Balkan Naci değil. Her biri başka bir Balkan Naci Portresi sunuyor. Dolayısıyla e, minimal düzeyde işte bir retrospektif yanı da olan hani minimal düzeyde bunu tutmak gerekiyor. Bir, bir sergiydi işte suç entelasyonu da var orada. Ee, az önce de bahsettiğiniz Afrika karayadılar da var, karayadılar da var. İçeride unutma hmm. e, şey, hatırla tergisinden galiba bir e, kentliyle yapılmış uzun bir konuşma var. Kentli anlatıyor evet. tergiyi. Bütün bunları zaten bir arada görmek hatta Bakan Naci'nin hem ilgi alanlarını hem de ne derece kentini yenileyen sürekli kendi yenilemekten, e, tekrarlamaktan kaçınan bir sanatçı olduğunu bir de gösteriyor. Peki bu sergi fikrin nasıl gelişti, nasıl ortaya çıktı ve bu serginin arka planda nasıl bir düşünce vardı hocam? Birazdan sizden onu da dinlemek isteriz. Evet siz şöyle bir özeti sunarken ben de düşünmeden edemedim. Sanat kritikin düzenlediği ve aynalı geçitte yapılan sergilerde hep böyle bir yazarı her yönüyle sunuyor. sunuyor. Öyle bir konsept var. Bu da ona uydu. Hakikaten farklı yüzlerini görmek bir sanatçının bir Yazarın farklı yüzlerini görmek, farklı dönemlerine tanıklık etmek çok değerli. Onu tanımak açısından da, tanıyanların da onu bir yere konumlandırmakları açısından çok önemli. Ee, sanat kritikle başladı aslında bütün e, sürecin başında. Sanat kritikle e, sürekli bir temas halinde olmam, fikir alışverişi içinde olmam, edebiyat konularında böyle bir e, güzel bir... E, Paylaşım ortamımız var bizim hem Seval Şahin hem Tevfik A. Çok, benim çok çok eski üniversiteden arkadaşım. E, bu e, vefatından sonra Balkan Naci e, Sezen İstimiyeli ve Gülfem Dedeoğlu e, Balkan Naci şiirlerini yayınladılar. Epsilon yayınlarından çıktı. Güzel baskılardı ve bir de düşünce durakları diye onun düşünsel notları, çalışma notları, böyle küçük küçük aforizmaları vardı. Hep öğrencileriyle öyle, öğrencileriyle öyle çalışırmış, bir kavram verilmiş, bir, bir bakış açısı sunarmış. Onu çocuklarla çalışırmış, onları da okuduk ve ya dedim böyle bir kitap projesi benim aklımda vardı. Ve biz bunu sağlığında konuşmuştuk. Şöyle ki 93, 94'teki gösteri Dergisinde çıkan yazının e, sonrasında adam e, sanatta e, suç üzerine pardon suret üzerine yazdım. Suç üzerine yine gösteride yazdım bir yazı çıktı. E, sonra e, suretinde e, sergi kitapçığına bir şey hazırladım. Bir de işte bu iş Bankası'ndaki bu Kibel'e e, sanatta düzenlenen o büyük retrospektif için 2006, 2007, 2007, 2006'da yapmıştık biz çalışmaları, yazıları 2007'de yayınlandı. Bir materyal vardı elimde. Balkan Hacı Bey'e de onu söyledim. Bunların dedim telif hakları falan bitiyor zaten bitti dedi. Bunları bir kitap yapsak dedim. Orada uzun bir güzel bir söyleşi vardı dedim. Yani sizi sizin sanatınızı sizin ağzınızdan dinleyen dinlemek isteyenler için çok güzel bir kaynak dedim. Ama tabii e, İş Bankası'nın düzenlediği serginin kataloğu da baya bir obje kitap gibiydi yani. Büyük bir kaynaktı. Çok ondan yararlanıldı. Çok birçok tezde gördüm oradaki yazıların referans verildiğini. Ama bunların herkese ulaşması, meraklısına ulaşması, hele ki telifi bitmiş bir yazılar söz konusuysa onu o da istedi Balkan Naci Bey. yapalım dedi. Hatta dedim ben 2009'da 2000, 2000 2009 2006 Matah vardı. Bazı çalışmalarınızı da tek incelemek istiyorum dedim. Çünkü gösterge bilim de kendi içinde yol alan bir bilim dalı yeni şeyler, yeni keşifler yapmak isterim ben de dedim. Çok heyecanlandı ama işte 2015'te yine büyük bir sergisi vardı. 2017'de hatırlayı yaptı ve son e, retrospektifiymiş düşünebiliyor musunuz? Yani belki hep ben onu düşündüm. Buna vakit ayıramadı Balkan Naci Yani ben, ben onu çekiştirip belki şu yazıyı yazıyorum falan demem. O, o sadece e, sanatına odaklanmıştı. E, son sözünüz söylemek üzere öyle düşündüm. E, Epsilon'daki şiirler çıkınca ve aforizmalar çıkınca e, ben e, biraz oradan da cesaret alarak e, Sezen İslimiyeli ve Gülfem Dedeoğlu'yla bu Balkan Naci ile paylaştığım bu projeyi onlarla artık dedim zamanı biraz geç kaldık ama dedim zamanı geldiğini hissediyorum dedim. Ee, özellikle resimlerin yayına hazırlanmasında izin verilmesinde resimlerin e, resmi anlamda e, kitapta yer almasında çok yardımcı oldular. E, kitabın tasarımında da ve tabii e, eski dost var her zaman e, özeldir. E, hem Seval Şahin, hem Tevfikayla, Tevfika, Tevfika ikizle bu kitap projesini paylaştım. İkisi de çok heyecanlandılar. Üstelik e, edebiyata çok yakın duran birisi. Bir sanat işte sanat kritiğinin içinde bir sanatçının bakışında yer alması onları da heyecanlandırdı. Böyle bir eski e, eser, e, eski yazıları aldım. Kendi yazılarımı güncelledim. E, biraz işte üzerinden geçtim. Bir de Yeni, hiç ellemediğim işte Matah 2006'dır, 2000 Deja Bir de 2009'daki hep yüzlerin olduğu işte Sufi, Karayazı, Afrika Karayazı, maskeler ve yüzler ve gölgeler kentine de azıcık değinerek bir Yeni okumalarda yaptım. Ee, yine çalışırken de hep onu düşündüm. Ne kadar dolu dolu e, üretmiş bir insan, ne kadar üzerinde söylenecek şey var. E, hatta matahı çalıştığım sırada, aşağı yukarı bir ay önce filan e, bir kongre için Roma'daydık eşimle. E, çağdaş Sanat Müzesini gezerken böyle bir e, kafes gibi bir giysi tasarım var, bir İtalyan. Kadın e, sanatçının e, modern bir şeydi. Bir hey, manken gibi bir şey. Bir kafes gibi bir şey giydirmiş. Ya dedim Balkan Naci Bey'in işleri gibi bu dedim. Yani Avrupa müzelerinde benzerlerine rastladığımız o ayarda işler yapmış birisiydi. E, bir de şeyi çok düşündüm Matah'ı çalışırken. E, o döndükten sonra yani o zaman düşünmüştüm çalışırken de ne kadar Roland Barthes. Yani Roland Bart'ın söyleyeceği söylemiş olduğu birçok şeyi e, otur ve Roland Barthes uzun uzun okumadı mutlaka biliyordu ama onun e, giysi, moda e, trendler hatta mitolojiklere de gidersek çağdaş söylenlere de gidersek oradaki e, yapıların ne kadar farkındaymış yani o düşünce biçiminin ne kadar yakınında durmuş hep onları düşündüm yani sonra işte bizim sempozyumda da birkaç defa gündeme geldi modern müzelerde yeri olması gereken yani dünya dünyada bir sanatçı hem Berhal Hanım söyledi hem katılanlardan onun çeşitli dönemlerinde işlerini takip etmiş olanların söylediği gibi böyle bir büyük bir yapıtı büyük bir perspektifi bir kısmıyla ele almak sanat kritikteki işte editör editoryal süreçte de hepimizi ilgilendirdi ve böyle bir kitap kendini buldu sergiyle eş zamanlı olarak. Yani iki tane çalışma birden tamamlanmış oldu. Yani zaten sergi ve kitap birbirine tamamlayan, bütünleştiren evet. şeyler ve Balkan Naci'nin tergifine, edebiyatına, sanatçı olarak vizyonuna dair bence herhalde en bütünlüklü işlerden birisi oldu bu anlamda birbirinin tamamlaması bakımından da ki evet. bunun bir uzantı olarak bir de sempozyum gerçekleşti evet. ki bu sempozyumda bana kalırsa işte kayıtları yakın zamanda YouTube'dan katı dinlemeyenler için de olacak onu da duyurmuş olalım. Evet. önemliydi çünkü sempozyumda da Vakan birçok farklı yönünü görüyoruz. Yani i̇şte hmm. Ee, akademisyen olarak onu tanıyanlar var, öğrencileri var, dinlediler, konuştular. Ee, akademisyen dostları vardı, sanatçılar, sanatçı dostları, küratörler onun hakkında konuştu. Ee, sanatçı kişiliği konuşuldu. Aynı şekilde ya bugüne kadar biraz göz edilmiş edebiyatçı kişiliği. Yani bir şair olarak Balkan Naci'den bahsetmek ve onun aslında edebiyatıyla sanatının birbirine ne derece paralel olduğunu görmek de çok kıymetliydi. Sanatında nasıl ki Hiçbir zaman kendini tekrar etmemiş, sürekli başka bir şey aramış bir kişilik nötr konusunda şiirinde de böyle bir süreç nötr konusunda ki şiirlerinin de nihayetinde toplu bir şekilde gün yüzüne çıkmadığı bir karşılıklı okumayı da bir de mümkün kılması çok önemli. Bu anlamda hem yayın evinin yaptığı, Eftilo'nun yaptığı çok kıymetli bir şey. Hem işte Neden Hanım'ın, Gülfem Hanım'ın ve Nidin'in yaptığını çok kıymetli. Bu anlamda bütün bunları bir bütün olarak da görmek mümkün. E, Hocam peki son olarak bu tempocumdan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani neler konuşuldu Balkan Naciye daim sizin aklında Başka neler kaldı? Biraz bunları da duymak isterim. Çünkü bunlar da aslında Balkanlı hacıya dair tarihe düşülmüş kıtanat olarak çok kıymetli diye düşünüyorum ben. Doğru, evet. Ee, tabii Sempozyum hem kitabı hem sergiyi tamamlamış oldu. Sergiye burada e, yer verdiğimiz birçok eser girdi. Suret dizisi mesela. Oradan iki tane önemli resim koydu Gülfem Hanım. E, suç. Suçun o suç sırası yani suç bir sıran üzerinde suçların kitabı bir kadim bir kitap vardı orada e, ve iki tane e, platform vardı böyle mezar taşı gibi mezar, öyle de okunabilir son derece modern bir yapıt Mesela orada... E, şeyin suç sergisinin en can alıcı iki işi oraya yerleştirildi mesela o çok önemlidir. sergi sergideki Balkan Ağacı'nın değişik dönemleriyle kitaptaki analizleri en azından yani izleyenlerin rahat daha rahat anlamlandırabilmeleri açısından o ikisi birbiriyle bütünleşirken sanat kritiğinin her zaman yaptığı gibi iki hafta sonuna toplanan bir sempozyum yaptık. Siz onu Bilge Karasu'da ve e, Suat, Derviş'te. Suat Derviş'te de yapmıştınız. Güzel oluyor çünkü insanlar hem bir ara giriyor e, duyduklarını hazmediyor. Çünkü iki, iki hafta üst üste gelen e, ve Balkan Hacı ile bu sergi vesilesiyle yakından tanışabilen e, izleyiciler vardı. Çok çok hoş oldu. E, sempozyumda da birinci e, ayağına, birinci e, Diyelim ki otu, ilk oturumu ama e, tabii sanatçı dostları Bedir Baykam, Beral Madra. E, son e, vefatından sonra yapılan büyük bir retrospektif Bodrum'da yapıldı. Turgut Reis'te e, Kıymet Giray. E, onların katılımları çok önemliydi çünkü onlar Balkan isim yeli'nin nerede durduğunu, Türkiye'de ve dünya e, platformlarında nerede durduğunu, e, durması gerektiğini nasıl alımlanabileceğini çok güzel koydular o anlamda gerçekten önemlidir İkinci dönem ikinci oturum ikinci ayağı diyelim 11 Mayıs'ta yapılan ise felsefi yönde Seval Bulutoğlu etik yani etik felsefesi açısından bak Çünkü doğa için endişelenen bir insan dünyanın gittiği yerde e, hayra alamet şeyler görmeyen bir insan, oradaki o etik duruşu, doğaya saygısı, insana saygısı, sanata saygısı, onları mesela bir felsefi bakıştan yerleştirdi ya, yani o anlamda çok güzel oldu. Ee, onun dışında işte benim bir okumam oldu işte bu Balkanlar cismi dili nasıl bir dil kurdu zaman içinde, hangi öğelerle, neyi nasıl anlattı onları ele almıştım. Anlam olgusu üzerinde durdum. Hemen akabinde de iki, iki e, akademisyen daha, Balkanlar Cismiyeli'nin kurduğu dünya işte Pınar e, e, Özge mesela. Onlar çünkü Balkanlar Cismiyeli'nin öğrencisi de olmuşlardı Işık Üniversitesi'nde. E, i̇kisi de e, e, yazar, e, eleştirmen. Onlar mesela o yapıdaki yine Balkanlar Cisimleri'nin yapısal e, özelliklerinin üzerinde durdular. Nasıl yarattığının e, sanat açısından, resim sanat açısından baktılar. E, sonra da zaten bizim e, onunla çalışmış artık son dönem hatta sanatçı yönlerini Balkanlar Cisimleri'nin çok e, belirlediği, onlara destek olduğu ve çok güzel el almış olduklarını düşündüğüm iki e, yine genç insan e, sanatçıyla da onun nasıl atölyesinde onun biliyorsunuz atölye hem fiziksel bir mekandır hem de manevi bir mekandır onun eğitim süreçlerini kapsar sevgili Şevval ve Gökhan da mesela Balkanlar Narcissimiyeli ile çalışmanın onunla birlikte üretmenin ve şimdi ikisi de kendi yollarında sanat üreten Kişiler, sanatçılar böyle bir her açıdan yani mutfağın arka planında duran, mutfakta duran, mutfakta duran, sahnede duran, akademik platformda onunla bir şeyler paylaşmış olan, onu analiz eden, felsefi boyutuna bakan bir de sizin tabii ki şiir oturumu çünkü şiirlerle biz yeni tanıştık. Bazı kataloglarında vardı küçük küçük şiirlerini paylaşırdı, seviyordu. Onları paylaşmayı ama bu kadar yoğun bir e, üretim, bu kadar e, derin şiirler açıkçası kitaplarla ortaya çıktı. Onu da işte e, sevgili Hasan sizin ve Çağatay'ın e, okumalarıyla bir de şiir boyutuna girdik. Gerçekten e, her yönüyle olabildiğince tabii hiçbir şey tam olamaz ama olabildiğince her yönüyle Balkanlarca isimliliği konuşabildiğimiz bir e, ortam oldu sanat kritikteki özellikle bu sempozyum sanat kritiğinin ev sahipliğinde ve aynalı geçtiğin ev sahipliğinde ben çok çok anlamlı buluyorum hatta Seval Şahin güzel bir şey söylemişti sizin oturumda galiba sanatçıların üzerine bir şeyler yapmak hep özel ve yoğun çalışmalar ister. Çünkü kimsenin bir kurumsal bir yapı içinde işte şu dönem şairlerini, şu dönem ressamlarını, şu dönem romancılarını hadi gelin yapalım. Halimiz yok. Bir de öyle bir acayip bir e, hızlı bir zamandan geçiyoruz ki böyle bir çalışmanın yapılması her yönüyle, sözüyle, e, sanatıyla, ışığıyla, rengiyle e, kurduğu bütün e, plastik, figüratif anlamda ve sözcüklerle, o imgeyle, şiirsel imgeyle kurduğu dünyayı, felsefesiyle kurduğu dünyayı ele almak açısından kendi adıma da yararlı oldu. Bir de çok e, mutlu oldum sevdiklerini bir araya getirdik. Onu tanımayan, sadece ismen bilen e, ama başka bir dünya keşfettik. Hatta birisi diyen kişiler, hatta birisi Şeydeki sergi mekanında bir çalışma yapmıştık. Şifalandım dedi. Yani Balkan Balkanlarca e, böyle edebiyatta meraklı, çok değerli bir e, katılımdı o da e, dikkatle izledi ve Allah şifalandım dedi. Böyle, bu bu bile e, yaptığımız çabanın, çalışmanın bir yere vardığını gösteriyor. İnşallah dediğiniz gibi yayınlarla beraber e, daha çok kişiye ulaşır. E, YouTube'dan e, onu tanımak isteyenler, uzmanların ağzından en azından birçok şeyi duyacaklardır. Böyle ya düşünüyorum. Buraya şunu da ekleyebiliriz hocam yani bu sergi Tempo kitap üçü de birlikte sadece farklı disiplinlerde çalışan onu tanıyanları bir araya getirmedi. Aynı zamanda farklı ha. kuşakları da bir araya getirdi. Bu da bence çok emin Evet. Çünkü evet. kuşaklar değişmesine rağmen aradan onca yani 70'lerden itibaren yani 40 yıl 50 yıl, yıl boyunca üretmiş bir isimden bahsediyoruz ve bu ismin birçok manatçı, birçok yadar var. Kendi kuşağında kendi döneminde çok popüler olan, anlamlı olan ancak gelecek kuşaklar tarafından e, tanınırlığı, bilirliliği veya geçerliliği tartışılan Balkan Balkanlarcı bütün bu kuşaklar için bir anlam ifade eden ve konuşulan birisiyim. Bence bu da ona dair çok kıymetli şeylerden birisi. Çok güzel söylediniz. Demin bir ismi yani bütünsel bir bilgi vermek adına tabii hızlanıyorum. Mesela birinci oturumda çok genç bir sanat daha çok genç diyorum tabii ki <laughs> kendi kariyerinde güzel bir yere gelmiş çok değerli bir çok da güzel bir şey sundu Fırat Arapoğlu Arap Arap mesela o genç kuşak şimdi Meral Beral Madra kıymet hoca ve ben yeni gibi. kuşaktan bir e, makas psikoloji serisini analiz etti ve çok hoş bir ışık tuttu o seriye ve Balkanlar Naci çalışma biçimine. O kadar güzel örtüştü ki dediğiniz gibi hem disiplinler hem kuşaklar arası bir buluşma oldu. O anlamda da e, çok çok güzel bir yere temas ettiniz. O, çok çok güzel yani. E, zaten bilimsel toplantıların en önemli e, değeri bu. En büyük değeri bu buluşmalardır. Farklı kuşak, farklı bakışlar. Ee, mesela e, oturumlarda benim tanıdığım adadan her zaman Balkan Cisimleri yanında olmuş e, anma günlerinde e, işte mezarın başında olmuş insanlar. Bu sefer bir e, onun sanatı üzerine gel. Yani o kadar hoş bir buluşma ki, o kadar insani bir buluşma ki. Çünkü Balkanlar Bey öyle bir insandı insan insandı böyle e, şeyleri olmayan e, nasıl diyeyim, yapay sahte şeyleri olmayan böyle insan insandı öyle bir insan bir buluşmada olmuş oldu o anlamda e, bir şey fırtına gibi yoğun geçti birçok etkinlik yapıldı ama e, son bugün baktığım zaman son kalan şeyler e, güzel tatlı bir e, temas e, bir muhabbet bir Balkan Ağci layık bir iyilik. Ben yani de o yoğun çalışma ve paylaşım döneminden kalan. E, Balkan Ağci'nin etkinliklerinin üzerinden kıyabında tanış binler için de eminim yani çok verimli, çok kıymetli olmuştur bunlar. Elde sağlık hocam. Ben ıı, teşekkür ederim. Yani bir de bir, o, bütün o süreçte özellikle yayın aşamasında da sizin çok emeğiniz var. E, sevgili Sevalin Tevfik Hanım ve e, sizin ve bilgenin böyle bir ekip çalışması olmadan da olmuyor. İşte Sezen İstimyeli'nin, Gül Dedeoğlu'nun ve tüm katılımcıların hep birlikte bir araya geldiği güzel bir şey ortaya çıkarttığımızı düşündüğüm bir, bir şey oldu. Ben ben teşekkür ederim. Bugün de burada olduğum için ayrıca bu davet için teşekkür etmek bir istiyorum. Rica ederim hocam. Sizin ekleyeceğiniz başka bir şey yoktu. Programı kapatabiliriz Yok, hocam. Evet, kapatabiliriz. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp bulunan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Bugün Nedret Öztakat Kılıçeli ile birlikte geçtiğimiz haftalarda sanat kritikte gerçekleşen, aynalı geçitte gerçekleşen Balkan Naci İtim İlk ve yine sanat kritik yayınları tarafından yayınlanan Resimdeki Söz, Balkan Naci İtim yapıtına bir bakış kitabı üzerine konuştuk. Bütün bu süreci Nedret Hanım ile beraber, Nedret Hoca ile beraber konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın.